AK Parti ilçe danışma kurulu toplantısındayız. Biraz sonra salonda ilçe başkanı Esmet Sarıoğlu'yla röportaj yapacağız. Başkanım, şimdi danışma kurulunu topladınız. Neleri hedefliyorsunuz? Hangi konuları ele alacaksınız? Şimdi öncelikle bizim hedefimiz Akçakoca'da yaşanan sel felaketi. Sel felaketi esnasında işte devlet büyüklerimiz geldi gitti. Evet. Belli miktarda yatırım yardımlar aldık. Ama yeterli olmayan şeyler var. İşte yıkılan köprülerimiz var, yapılması gereken acil yollarımız var. Bunlarla ilgili geniş anlamda işte milletvekillerimiz geliyor, il başkanımız geliyor. Biz Akçakoca'nın işte belediyenin belli sıkıntıları var. Yapılanları, yapılması gerekenleri, gelen yardımları burada divan toplantısı adı altında. Zaten her ay yapmamız gereken bir toplantı bu. Arkadaşlara bilgi vereceğiz. Çünkü bizim yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızın hepsinin bilgisi var bunlardan, belki anlatıyoruz ama. Bizim üyelerimizin veya daha önce görev almış, halihazırda parti üyemiz olan insanların da detaylı bilgisi olsun istiyoruz. Çünkü kamuoyunda yazılan, çizilenler gibi olmadığını bilmelerini istiyoruz. Biz birinci ağızdan kendilerine sel felaketi sonrası yaptıklarımız ve yapacaklarımızla ilgili bilgi aktaracağız. Bu bir. İkincisi, biz biliyorsunuz atamayla göreve geldik. Bir kongre sürecimiz var. Onlarla ilgili detaylı bilgiler vereceğiz. İşte delege seçimleri, işte adaylık süreci, bundan sonra hangi süreçte, ne zaman başlayacak, takvimi falan anlatacağız. Halihazırda konuşacaklarımız bunlar. Bir karşılıklı soru cevap şeklinde bu toplantımızı bitireceğiz. Bugüne kadar çok çaba harcadınız bu konuda. Çok elinizden gelen bütün bürokrasiyi yaptınız. Ama tabii ki devlet büyüklerimiz bilir, devletin imkanlarıyla sınırlıyız. Bu konuda başka neler yapabilirsiniz? Neleri yapmayı deneyeceksiniz ekstra olarak? Valla bürokrasi olarak zaten hep söylüyoruz. Bunu ben her seferinde serden işte bulunuyorum. Bazı olması gerekip de olmayan şeyler var. Bunların üzerinde duracağız. Neler mesela? İşte mesela biz bir KOSGEB kredisi altında bir kredi vermek için Akçakoca esnafına büyük umutlar verdik. Açık ve net söyleyeyim. Yani büyük umutlar verildi. Ama istediğimiz gibi o şekilde çıkmadı bu. Bunun devamını getirmeye, faizsiz ya da çok düşük faizlerle tekrar Akçakoca esnafını ayağa kaldırmak için çaba sarf ediyoruz. Onunla ilgili en azından güzel bir çalışma yapmak hedefindeyiz. Bunu da yeni yılın ilk aylarına kadar en azından yapmamız gerekiyor. Çünkü yapmazsak eğer sıkıntı büyük, kepek kapatacak çok esnafımız var. Halihazırda tarım kredi olsun, esnafın borçları olsun, bunlarla ilgili çalışmalar devam ediyor ama tabii ki biz peşini bırakmıyoruz. Vekillerimiz aracılığıyla, il başkanımız aracılığıyla sonuna getirelim ki açıklayalım istiyoruz. Çünkü esnaf kefalet olsun, tarım kredi olsun, özellikle tarım krediyle ilgili büyük sıkıntılar var. Bunları dile getireceğiz, anlatacağız. Halkın bize söylediklerimiz burada, vekillerimize aktaracağız. Sadece burada aktarmıyoruz. Burada neden aktarıyoruz? Herkesin önünde aktaralım diyoruz. Zaten birebir de her şeyi kendileriyle paylaşıyoruz. İnşallah memleketimiz için ve Akçakoca'mız için hayırlı olur. Hayırlara vesile. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Evet, iyi akşamlar. Allah razı olsun.